TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuş İbrahim Han memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Irak'ın kuzeyi Hale Dağı Doğu bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen EYP patlaması sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari'deki törenin ardından cenazesi memleketi Van'ın Gevaş ilçesine getirilen Şehit Han için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, diğer protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van Müftüsü Doktor Mehmet Sırrışık tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Han, Hişet Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Akademik çalışmalar ışığında yerleştirme faaliyetlerinin anlatıldığı Savunma Sanayi Sempozyumu Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Kayseri'de Savunma Sanayi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum öncesi sergi açılışı gerçekleştirildi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Askeri Erkan ve ilgililer katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol yaptı. Varol sempozyumun amacını anlattı. Hem ülke ekonomisinin katkısının arttırılması hem de dışa bağımlılığının azaltılması için önemli gelişimin yerleştirme faaliyetleri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Biz de bu anlamda sektörün önde gelen üreticilerini bir araya getirerek bilim insanlarımız tarafından yapılan akademik çalışmalar ışığında ülkemizdeki üretim metotlarına nitelik ve nicelik bakımından katkı sağlayacak bir etkinlik yapmayı planladık. Sempozyumun TSK, sanayi ve üniversite işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyleyen Tümgeneral Hüseyin Duman ise savunma sektörünü değerlendirip yapılan çalışmaları anlattı. Duman, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının uzun dönemde güvenilir ve istikrarlı bir şekilde karşılanması için güçlü bir savunma sanayinin oluşturulması zorunlu dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının uzun dönemde güvenilir ve istikrarlı bir biçimde karşılanması amacıyla kendi kendine yeterli, kritik teknoloji, malzeme ve sistemleri yurt içinde üretebilen bir savunma sanayinin oluşturulmasının zorunlu olduğu aşikardır. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise günümüzde teknolojik çalışmalara önem verilmesi gerektiğini verdiği örneklerle anlattı. Ki Türkiye'nin çevresine baktığınız zaman da bir ateş çemberiyle çevrili olduğumuzu göreceksiniz. Çatışma olmayan tek bir sınırımız dahi yok. Bizim mutlaka savaşa hazır olmamız gerekiyor. Sürpriz etkisi yaratacak silahlarımız olması gerekiyor ve bunu el birliğiyle bir milli mesele haline getirmemiz gerekiyor. TOMTAŞ'ın kurulduğu, ilk uçan kanatın yapıldığı Kayseri'de böyle bir faaliyetin düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da gerek Sayın Başkanım'la beraber gerek çağırırsanız her zaman burada ve yanınızda olmaya gayret edeceğim. İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş basın kanun teklifi üzerine konuştu ve yerel basının gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıdı. Ataş bu teklifin amacı tek adam rejimiyle sosyal medyayı ve özgür basını kontrol altına almak dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet anlayışı işte budur. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, basın kanun teklifi üzerine konuştu. Yerel basının ve gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıdı. Amaç yandaşa kamu kaynaklarını seferber etmek değil, ekonomik iflasın eşiğinde olan yerel basının desteklenmesi olmalıdır diyen Ataş, bu kanun teklifinin asıl amacı tek adam rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen, ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını ve sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışmaktadır şeklinde konuştu. Amaç yandaşa kamu kaynaklarını seferber etmek değil, birçoğu ekonomik olarak iflasın eşiğinde olan yerel basını desteklenmesi olmalıdır. Tek adam rejimiyle tavan yapan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını
ve sosyal medyayı kontrol altına almaya çalışmaktadır. Demokratik bir devlette olmazsa olmaz kurumların başında özgür basın gelmektedir. Reklam gelirlerinin adaletsiz dağıtıldığını, özgür basına ceza yağdırıldığını da kaydeden Ataş, işsiz gazetecilere de değindi. Türkiye genelinde 50 bin gazeteci bulunmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel basında 15 binin üzerinde gazeteci işsizdir. Yerel basının ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi vermektedir. Reklam gelirleri adaletsiz dağıtılmaktadır. Ülkemiz basın özgürlüğü sıralamasında en son sıralarda yer almaktadır. Tüm bunlara rağmen AKP basını daha da yıpratacak, sansürü ve baskıyı daha da artıracak, basın özgürlüğünü tamamen bitirecek bir teklifi getirmiştir. Milletvekili Ataş, İYİ Parti iktidarında sansür, baskı, adaletsizlik yani istibdat dönemi sona erecek sözleriyle de dikkat çekti. Buradan tüm basın çalışanlarına sesleniyorum. İYİ Parti iktidarında bu istibdat dönemi sona erecektir. Sansür, baskı, adaletsizlik son bulacaktır. Sadece bir kesime yakın basın değil, muhalif, yandaş gibi ayrımlar olmadan tüm basın çalışanları, tüm gazeteciler özgürce işini yapacaktır. Türkiye'nin enerji üretimi yatırımlarına her geçen gün yenisini ekleyen RHG Enertürk Enerji, Van'ın Tuşba ilçesinde devreye aldığı Arısu Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi. RHG Enertürk Enerji, Van'ın Tuşba ilçesinde devreye aldığı Van Arısu Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi. Arısu Güneş Enerji Santrali, akıllı güneş takip sistemi teknolojisi kullanılan ve güneş hareketlerini takip edebilen 138.213 adet güneş paneli ile bölgenin en yeni teknoloji güneş enerji santrali olarak nitelendiriliyor. Türkiye çapında kurduğu 13 farklı RES, HES ve GES santralleriyle toplam kurulu gücü 534 MW olan ve önümüzdeki dönemde 849 MW gücü ulaşmayı planlayan RHG Enertürk Enerji yeni yatırımlara hazırlanıyor. Aralık 2021 tarihinde tam kapasiteyle devreye alınan santralin yıllık enerji üretim kapasitesi 115.250 MW olup yaklaşık 44.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. 784 bin metrekarelik alanda yaklaşık olarak 110 futbol sahasını içine alabilecek büyüklüğüyle Nextracker akıllı güneş takip teknolojisi kullanılan santralde 138.213 adet monokristal modül tipli güneş paneli ile toplamda 44 binin üzerinde konutun enerji ihtiyacını karşılanmasına olanak sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sayesinde Kayseri ile kardeş şehir olan Azerbaycan'ın Şuşa şehri heyeti kente geldi. Kayseri ile Şuşa şehri arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kardeş şehir olması oy birliğiyle karara bağlanan sürecin sonunda adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda Şuşa valisi Maftun Abbasov, yardımcılarının da yer aldığı Şuşa heyetinden Kayseri'ye düzenlenen ziyarette turistik Kayseri gezisi, Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve protokol imza töreni, kitap fuarı ziyareti ve diğer temasların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclisi oylamasıyla kardeş şehir olması kararlaştırılan Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile Kayseri arasındaki kardeşliğin resmiyet kazanması için imzalar atılacak. Efendim 5. Kitap Fuarı'na son bir gün kalırken kitapseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Kitap Fuarı'nda 300'ün üzerinde yazar okurlarıyla buluşacak. Anadolu'nun lider şehri Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Okuyan ve okutan şehir Kayseri de bu kapsamda Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 5. Kayseri Kitap Fuarı gerçekleştiriliyor. Kitap fuarında 300'den fazla yazar ve yayın evi, 3 milyondan fazla kitap okurlarla buluşacak. Önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması beklenen kitap fuarını Kayserililer ilgiyle ve heyecanla beklediklerini kaydettiler. Kitap fuarıyla ilgili yani öncelikle etkinlikleri falan çok güzel oluyor. Ben daha önceden çok sık gitmedim belki ama bu sene de inşallah gitmeyi düşünüyorum. Etkinliklerini ve kitaplarını beğeniyorum ve çeşit açısından da çok fazla oluyor. Sizler için gerçekten güzel bir durum. Heyecanlıyız bunun hakkında. 300'den fazla yazar olduğunu söylediniz. Gerçekten şehrimiz için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kitap okumanın bu derece az olduğu bir dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinlik bizim için gayet önemli oldu.
Teşekkür ederiz. Evet, beşincisi düzenleniyor. Ben geçen dördüne de gitmiştim. Buna da gideceğim. Yazarlarımız ve kitaplarla, yeni kitaplarla buluşmak çok güzel. Bizim için çok güzel bir avantaj oluyor. Her sene gittiğim için çok faydalı buluyorum. Yani benim için de bir sürü kitapları görme açısından, zaten kitap okumayı çok sevdiğim için, farklı yazarların da orada konu şeyleri de olduğu için. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 4 caddede devam eden çalışmaları inceledi. Melikgazi Belediyesi yatırım hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 4 caddede çalışma yürütüyor. Başkan Mustafa Palancıoğlu da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde devam eden yol çalışmalarını inceledi. Akşam, gündüz her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Melikgazi'nin daha güzel olması için arkadaşlarımız da, bizler de sokaklardayız. Şu anda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Şenköşe Caddesi'ndeyiz. Burada altyapı çalışmalarını geçen sene tamamlamıştık, yamaları almıştık. Şimdi bütün yolu gördüğünüz gibi frezesini alıyoruz. Bu asfalt atıkları da atılmıyor. Bunlar Kıranardı ve Hisarcık'ta inşallah yollara kullanılacak. Aynı zamanda da buradaki yolu tamamen yenilemiş oluyoruz. Koca Sinan Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi'ne 535 metrekare alana sahip Sinan Kütüphanesi kazandırılacak. Koca Sinan Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kütüphane kazandırıyor. Sinan Kütüphanesi ismi verilecek yatırım 535 metrekare alan üzerine kurulacak. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da yapıma devam eden Sinan Kütüphanesi'nin inşaatını kontrol etti ve bilgiler aldı. Başkan Çolak Bayraktar, mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri, onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. Fevzi Çakmak Mahallemizdeyiz. Burada yapmış olduğumuz Sinan Kütüphanesi'nin inşaatındayız. İnşaat çalışmaları başladı, devam ediyor. İnşallah tamamlandığında gençlerimiz için yeni bir mekan daha hazırlanmış olacak. Hem ders çalışacakları, hem sohbet edecekleri, muhabbet edecekleri bir mekanın olduğu, kafesinin olduğu yeni bir tesisimiz. Hayırlı olsun. Sağlıkla inşallah tamamlanmak ve hemşerilerimize, gençlerimize hizmet vermek nasip olsun diyorum. Değerli izleyenler, tüm Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Battalgazi Kazım Karabekir Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Melikgazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleriyle birlikte Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. İlk durak olarak Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları incelediklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, tüm Türkiye'de örnek olarak gösterilen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yerinde incelemek üzere Melikgazi Belediyesi meclis üyelerimiz ile birlikte sahada inceleme yaptık dedi. Şu ana kadar 146 tane gecekondunun yıkım işlemi burada bitti. Gördüğünüz gibi harfiyatlarımız var. Şimdi de kalan gecekonduları yıkıyoruz. Şu anda Melikgazi meclis üyelerimizle beraberiz. Tüm siyasi partilerden meclis üyelerimiz burada. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Mecliste atmış olduğumuz imzalar karşılığında buralar kentsel dönüşümde yenileniyor. Özellikle Çevre Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir ortam oluşuyor. Burada sosyal donatılarıyla, parkıyla, okuluyla, tüm diğer ihtiyaçlarıyla Battalgazi Mahallesi büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Ben hepsinden de çok Melikgazi çalışanlarına, personelimize, mesai arkadaşlarıma, kentsel dönüşüm biriminden, imar biriminden, plan proje birimine kadar teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir risk, büyük bir çalışmayı hep birlikte hayata geçiriyoruz. İnşallah buralar tamamlandığında da açılışını hep birlikte yapacağız. Hayırlı olsun diyorum. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yahyalı'nın Büyükçakır Mahallesi'nde bulunan Fatihler İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kapuzbaşı ve Göksu şelalelerinde çevre temizliği çalışması yaptı. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı ve Göksu şelalelerinde çevre temizleme etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyledi. En nezafeti minel iman diyor Peygamber Efendimiz. Temizlik imandandır. Bu inanç gereği bugün kaymakamımız başta olmak üzere ilçe milliyetin müdürümüzle birlikte Büyükçakır Fatihler İmam Hatip Ortaokulumuzun müdürü ve öğretmenleri ve öğrencileriyle bugün dünyaca ünlü hem kabuzbaşımızda hem de göksu şelalemizde bir çevre temizliği yapmış olduk. Bunlar gerçekten bu yavrularımız çevre gönüllüleri. Bu noktada ben çevre müfettişi olarak da her birini ilan etmek istiyorum. Bir belediye başkanı olarak, bir abileri olarak. Gönülden, yürekten teşekkürüm var. Gelen misafirlerimiz gerçekten çevrenin temiz olması önemli. Ama gelen misafirlerimizden de bir istirhamımız var, ricamız var. Mutlaka buraya ziyaret ettikleri zaman daha temiz bir çevre bırakırlarsa, görmek istedikleri gibi bırakırlarsa mutlu oluruz. Bugün bir farkındalık olarak yavrularımızla beraber çevre temizliği yaptık. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da bugün burada güzel bir etkinliğin altına imza attık. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Büyükçakır Fatihler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizle beraber bugün bir çevre etkinliği yaptık. Bu talep öğrencilerimizden geldi. Burası önemli bir turizm destinasyonu bizler için. Sadece ilçemiz değil, Kayseri için ve ülkemiz için. Öğrencilerimiz dedi ki Sayın Kaymakam, burada gerçekten çevre anlamında biraz kirlilik var. Biz bu konuda el atmak istiyoruz dediler. Bugün burada güzel bir etkinlik yaptık. Hem öğrencilerimizle hem belediyemizin personelleriyle burada bir çöp toplama etkinliği yaptık. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi'ndeki Haziran ayında başlayan altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi'ndeki Haziran ayında başlayan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Birim amirleriyle birlikte Çiftlik Caddesi'nde 2 kilometrelik alanda yapımı tamamlanan altyapı çalışmasını inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Haziran sonu itibariyle başladığımız altyapı çalışmaları nihayete ulaşmış durumda. Görüldüğü üzere bordür çalışmalarından sonra da üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Burada 2 kilometrelik bir yolumuz var. Kaskimizin su boru hatlarını yenilemesi, gidişli gelişli olmak üzere ve abone işlemlerini yenilemesinden sonra elektrik şirketimiz de burada hatları yerin altına alma çalışmalarını tamamladı. Görüldüğü üzere bordür içerisinde kalan direklerimiz de yenilenecek, yerleri değişmiş olacak ve güzel bir çalışmayı da vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. İnşallah bu sezon itibariyle de üst yapı çalışmamızı tamamlamış durumda olacağız. Koca Sinan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus Günleri etkinliği düzenlendi. Erasmus'a katılan öğrenciler tecrübe ve sunumlarını paylaştı. Koca Sinan Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus'a katılan öğrencilerin tecrübelerini ve sunumlarını paylaşması için tarihi Kayseri Kalesi'nde Erasmus Günleri etkinliği düzenledi. Programın açılışında konuşan Koca Sinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Görgülü, Erasmus programı hakkında değerlendirmede bulundu. Erasmus günlerinin tanıtım programını yapmaktayız. İlçemizde şu anda Erasmus Plus projesini yöneten 7 okulumuz, 11 projemiz var. Bu projelerin tanıtımlarını gerçekleştirmek, mevcut deneyimlerimizi paylaşmak, ilgili projelerin çıktılarını yaygınlaştırmak, görünürlüğünü sağlamak için Avrupa ile birlikte eş zamanlı olarak bu programı yapmış bulunmaktayız. Konuşmanın ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sergilendi. Erasmus Günleri programına Koca Sinan ilçesinde mevcut eğitim öğretim projeleri devam etmekte olan Anadolu Liseleri ve Abdullah Gül Üniversitesi katıldı. Bando gösterileri eşliğinde tanıtım standları ziyaret edildi. Standlarda proje koordinatörleri ve öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi.
Bizim iki ayrı projemiz var. Ahevran Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak. İlk projemiz öğrencilerimizin staj hareketliliği olarak başladı. 10 öğrencimizi kuyumculuk teknolojisi alanında Avusturya'nın Viyana kentinde staj yapmak için 21 gün olarak planladık ve 21 gün öğrencilerimiz orada bir üniversite kapsamında stajlarını gerçekleştirdiler. Diğer ikinci hareketliğimiz de Çekya'nın Prag kentinde oldu. Orada da sanat tasarımı alanı öğrencilerimiz seramik alanında, mobilya alanında stajlarını gerçekleştirdiler. Onlar da 21 gün olmak üzere gerçekleştirdiler. Bu projemiz öğrencilerimizin okulda öğrendikleri işleri geliştirip, kendilerini geliştirip o alanda yaptıkları stajları göstermekle devam etti. Okulumuzun bir diğer projesi de SİMİT projesi. O stratejik ortaklık projesi. Türkiye'den iki ortak, Portekiz ve İtalya'dan ortaklarımız olmak üzere projemiz hala devam etmekte. Hareketliklerimizi bitirdik. Şimdi de rapor kısmındayız. Bu projede farklı kaynak teknikleri gördük. Bir taşın mesela nasıl farklı şekilde yuvaya oturup nasıl onun farklı şekilde mesela orada şey vardı. Böyle ağızdan üfleyerek kaynak yapıyordunuz. Normalde Türkiye'de şalomayla tüpten kaynak vardı. Ben onu orada görüp çok şaşırmıştım. Bu bana artı bir şey olmuştu. Ayrıca çizim alanında kendimi daha da çok geliştirdiğime inanıyorum. Bildiğiniz üzere teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak çocuklarımızın dışarıya çıkması biraz azaldı. Ve bunun sebebi olarak da normal, büyük ihtimalle sizin de küçüklüğünüzde şahit olduğunuz şekilde sokak oyunları oynanması falan bayağı bir azaldı. Biz de bu sokak oyunlarını geliştirmek için ve ayrıca böyle bir toplumsal farkındalık yaratmak için böyle bir proje yazdık. Projeniz nedir peki? Projemiz, 4 tane ortağımız var. İtalya, İtalya'nın Roma şehri, Polonya, Polonya'nın Krakow şehri, Türkiye'nin Kayseri şehri ve Belçika'nın Dendermonde şehri. Bu şehirlerdeki geleneksel sokak oyunlarını oynatmak ve bu projeyle bir farkındalık yaratmak. Koca Sinan ilçesinde bulunan bir otogaleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Koca Sinan ilçesi Seyrani Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir otogaleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar otomobillere ve iş yerinin camlarına isabet ederken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler kurşunlamayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sigarasını söndürmeyi unutan ev sahibi yangın çıkarttı. Koca Sinan ilçesi Serçiönü Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre ev sahibi M.D. sigarasını söndürmeyi unutunca evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giderek tekerlekli sandalyede olan MD'yi dumanların arasından boğulmaktan kurtarırken yangında ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor Lig'in 10. haftasında oynayacağı Galatasaray maçına hazırlanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kayseri Spor hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Sarı Kırmızılılar, cumartesi günü oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayseri Spor'un Portekizli futbolcusu Cardoso, sahalarında oynayacakları müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Evet, gerçek şu ki dediğiniz gibi Trabzon maçını kaybettik. Küçük detaylarda kaybettik diyebilirim. Penaltı oldu. Onun dışında dediğim gibi hani küçük detaylarda maçı kaybetmiştik. Şimdi önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Çok önemli, büyük bir rakip. Onlara karşı da gerekli mücadeleyi gösterip 3 puanı almak istiyoruz.
Sarı kırmızılı takımın kaptanlarından Mensah da cumartesi günü oynayacakları maçı taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini ifade etti. Tabii ki cumartesi günü Galatasaray'a karşı önemli bir maç olacak. Onların da desteğiyle birlikte çalışmalarımızı burada devam ettiriyoruz. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir maç oynayacağımızı, iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, haber detaylarımızı aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.